evde nasıl B12 vitamini biliriz? Evet. İnce ince lahanayı doğradınız. Evet hocam. Evet. Bu lahana turşusu muhteşem bir şey. Yani lahanayı ekşitiyorsunuz. Buna bir çay kaşığı kadar evet kaya tuzu ilave ediniz. Normalde hani hocam kaya tuzunu bulamıyorlarsa eğer hani 1,5 yemek kaşığı normal tuz ilave edebilirler buna. Evet. Arkasından da hani tat versin diyorlarsa hani kimyon tohumu atıyoruz bunun içerisine. Evet. Fermantasyonun dengeli yürümesinde de çünkü fermantasyon ekşime demektir. Ekşitmek. Yani işte sirkede ekşimiyor mu? Böyle. Tabii ki. Dolayısıyla bunu şimdi vıncıklıyorsunuz. Yoğuruyorsunuz sıkı sıkı. Suyunu bırakıyor. Bu yaprakların üzerinde de Lactobacillus bakterileri var. Evet, bunlar harekete geçmeye başlayacaklar. Lahana yapraklarında glikozinolatlar var. Yani kükürtlü bileşikler ama şeker. Şeker de bağlı buna. Glikoz şekerleri de bağlı. İşte şimdi bu bakterilerin enerjiye ihtiyacı var. Bu glikozinolattaki glikozları da parçalamaya, onları kullanmaya başlıyor. Dolayısıyla sonra bunu alacaksınız. İyice şey yaptıktan sonra bir kavanoza koyuyorsunuz. Biz burada küçük örneğini gösteriyoruz. Lütfen temiz çalışmaya bakın, hijyenik çalışmaya bakın. Tamam, hocam, evet, evet, ilave edebilirsiniz kızım. Evet. Bir kavanoza. Mis gibi de kokuyor yani. Koyuyoruz lahana. Yani. Ne kadar da basit yapması. Tabii ki. 10 gün içinde en geç bu iş olur. Bunun üzerine şimdi bakın bu giderek suyunu bırakacaktır. Tabanda suyu oluşacak. Üzerine temiz ağır bir taş koyarsanız çünkü bu kabarmaya başlar. Hocam taşımız ben Serpil Hanım'dan bir şey rica edeyim. Serpil, bunu gerçekten kaç gün dediniz hocam? 10 gün dediniz. En fazla 10 gün. En fazla 10 gün. Yani şimdi şöyle söyleyelim. Normalde bunu göstermelik yapıyoruz ama biz bir tanesini yapalım ve 10 gün sonra buraya getirelim. Tamam, tamam. Şimdi normalde anlatmak istedim şu bizim burada. Bunu yaptıktan sonra taşı üstüne koyuyoruz ki hani üzerine şey olmasın. Suyu çıktığı zaman üstünde ne diyorduk ona? Mantar değil. Küf oluşabiliyor. Küf oluşuyor çünkü. Onun için biz taş koyuyoruz ki üzerine şey küf oluşmaması için. Bunu yaptıktan sonra da üzerine bu koton bezlerden olması gerekiyor. Çünkü hava alması gerekiyor bunun. Veya yani bir lastik geçireceksin. Sakın ha sıkı kapağını kapatmayın. Çünkü gaz çıkıyor fermantasyonda. Evet ben tutayım siz sarılıyorum. Siz... Tamam. Bu en az 4 gün en fazla 10 gün kalmak durumunda. Gün ışığında değil yalnız bu. Bunu karanlık bir odada kalınması mutfakta gerekiyor. Mutfakta dolabın içerisine koyuyorsun. Ben sizden rica etsem biz bunu 2 hafta sonraki yayınımızda göstersek değerli seyircilerimize. Tabii şimdi bunu ya, burada bunu değil ama bunu değil, bir tabii. Tane hani hazırlasın. Hazırlayalım. Değerli izleyicilerimize gösteririz. O, evet. O taş yemek nelere yarıyor? Değerli seyircilerimiz çok iyi bilirler. Kulakları çınlasın hocam. Kayınvalide evde lahana sarması yapıyor. Sonra tencereye diziyor bunları. Hı-hı. Ondan sonra üzerine bir şöyle bir mermer taş var. Bunu onu koyuyor. Bunu koymazsan diyor bunlar dağılır. Bunu da nasıl keşfettim? Bulaşık makinesini bir açtım. İçinde bir tane mermer taş duruyor şu büyüklükte. Dedi bu ne? Dedi ki bu. Ya bu taş deyip geçmeyelim hocam. O taşı evet. Oraya koymazsak bu olmuyor işte. Aynen. Aynen. Yani dolayısıyla her şeyde küçük detaylar vardır. Başarı detayda saklıdır. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Detayı bildikten sonra... İş kolay yoksa ya bu niye olmadı ne oluyor sizi aylarca süründürür yani.